Merhabalar, Borsa İstanbul. Şimdi 2 saatlik her pazara yayınlıyorum biliyorsunuz günlük. Günlükten sadece ortalamaları alacağız. 2 saatliğe bakacağız. Çünkü her hafta yayınlıyorum. Şu bir yükselen trendimiz var. 1 Eylül'den bu yana. Yani bir trend oldu 2 saatlikte artık. Şöyle biraz daha büyütürsem. Ve düşen trendimizi de kırdık. Yani bir tane böyle düşen trendimiz var. Bir tane şöyle küçük bir açısı vardı, minör. Yani geçen hafta içi oluşan bunlar. Geçen hafta içi değil de ondan önceki hafta oluşmuştu o trend şöyle. İkisini birden sonunda kırabildik ve bambaşka bir trende girdik şu anda. Yön tabii akım yukarı 2 saatlikte onu söyleyeyim. Ne kadar devam eder etmez onu bilemeyiz ama 2 saatlik akım şu anlık devam ediyor. 1115 geçilirse bu akım daha güvenli bir hal alacak. 1115 şu anda önemli. Aynı zamanda bir direnç orası. Oraya gelip kırıp da çok muvaffak olamadık bir türlü. Geri saldık. Ne zamandan beri? İşte 7, 8, 10 Ağustos'tan beri yani denemeler oldu. Bir türlü geçilemedi. Bunun dışında yani gününe döneceğim bakacağım ama günlükte 50 günün üstüne çıkmamız lazım ki o da zannediyorum 1100 20.130'larda bir yerde olması lazım. Ve şuradaki tabi 50 gün üstüne çıktığımız zaman da şurada 1137'yi kırmak da artık çok zor olmaz diye düşünüyorum. Ondan sonra 2 saatlikte baktığımız zaman stokastik yani bir düzeltmeye gebe. Biraz şey aşağı salabilir hafif borsa. Haftanın başlangıcında mı olur, ortasında sonunda mı olur şeyinde daha doğrusu pazartesi günü veya salı günü mü olur onu görürüz. RSI daha henüz çok tehlikeli yerlerde falan yani tehlikeli yerde de değil aynı zamanda çok yukarıda da değil yani bir dengeyi işaret ediyor şu an göstergeler öyle söyleyeyim. Şu günlükten de şu seviyeleri alalım da ortalama seviyelerini. Tabii çünkü tam hatırlayamıyorum. 1126 50 gün. Evet. Yani trendin devam etmesi halinde 1116'nın geçilmesi halinde dönüp bakacağımız yer ve onun üstünde de 1136 fakat 1100 civarı borsa satış yedi bugüne kadar 1100 civarında ne zaman gelse 1115 civarında ne zaman gelse satış yedi onun için 1115'in geçilmesi bana göre bu hafta içinde en azından çok kritik bu hafta içi mi oluyor 12 bugün 13-14 evet bu hafta içi oluyor bu hafta içi en azından şurası bozulmasa da yani onun hafif aşağı salması da bir şey ifade etmez söyleyeyim yani 2 saatlikte tekrar bakarız da bozulmayıp da şu artık 1115'i kırsak inanın herhalde tüm Türkiye'deki tüm yatırımcılar bir rahatlayacak. Tabi yabancı satışlar bitmiyor geliyor onlar da bizim borsamızı zorluyorlar. Çünkü bizim borsamız likit değil yani likit değil derken kastım ne hacim çok düşük. Yani şu an günlük hacmi borsanın İşte biraz yükseldi yani 1115'e doğru yaklaşınca hep söylüyorum ya hacim yükseliyor. 1059'a yaklaşınca oraya gelemedik tabi de yani şu an 1070'leri falan yine şey yapamıyoruz aşağı kırmıyoruz bereket. 1070'lerde de hacim 12-13 milyarlara düşüyor. 10 milyara kadar da düşüyor yani hacim. Keşke olsaydı TradingView destekleseydi. Ben de size gösterseydim o hacmi. Dolayısıyla şuraların yani 1076 ben avans veriyorum. Fibo sayısını kullanmayı burada tercih ediyorum. 1059 şu anda bir taban gibi gözüküyor. Yani başka bir şey olmazsa, bir terslik çıkmazsa burası bir taban gibi gözüküyor. Şimdi toparlarsak 1059 biraz şimdi desteği yukarı kaldırdık. Tabi bu önceden çizilmişti biliyorsunuz geçen haftalardan. 1077 desteğe devam. Trend desteğimiz 1094. Dolayısıyla burada bir stop yapacak olan varsa yani 200 günü de alabilir mesela. 200 gün de güzel yerde. 1088'de onu da hatırlatayım. Direncimiz 1115 onun üstünde ara direnç 1127 ve 1137. Bakalım inşallah hareket o yöne doğru olur. Bir yanlış şey yaptım. Günlükte günlüğe baktığımız zaman yukarı inme devam eder diye stokastikte gözüküyor. MACD'de de al veriyor onu söyleyeyim. Şimdi koymayacağım buraya da.
Çok dengede RSI. Yani bir türlü hafif böyle yukarı doğru meyletmiş ama böyle bir ayı pazarı gelse de herkes bir şey boğa pazarı özür dilerim gelse de herkes bir rahatlasa gerçekten. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum başka bir şey de yok. Özel bir formasyon da yok. Onu da söyleyeyim. Burada bir formasyon yok. Ha şey vardı. Geçen hafta ona değinmiştim. Onu göstereyim. Bu hafta da birisi sormuştu. Başka bir hisse de onu da cevap vermiştim. Yani bu haftaki videoda merak eden varsa ya bu bizdeki TOBA olayı şey OBA olayı nedir diye. Yani bunu çok söylediler. Biz değil diye ben geçen hafta söyledim. Bu bir OBO değil dedik. OBO da olmadı zaten. Çünkü OBO'nun yeri burası değil. Burada OBO olmaz yani. Burası akımın dibi. Üstü değil ki. Yani şurada olur OBO. Burada olurdu evet. Ama burada olamaz. Nitekim zaten kırılım da olmadı. Boyun çizgisinden aşağı. Yani ne olması lazımdı? 60 puan 70 puanlık bir kırılım isterdi. O da işte borsayı 1040'lara falan götürürdü. Değil mi? Bak boyun çizgisi nerede? 1080. Hatta 1000'e kadar götürürmüş. 1010'a falan götürmüş. Şuraya götürürdü. Zaten öyle söylüyorlardı. O da olmadı. Onu da belirteyim. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Hepinize iyi akşamlar.